İyisin değil mi annem? Ha? İyiyim, iyiyim oğlum. Otur. Otur. Ah. Bir felaketin eşiğinden döndük resmen. Çok şükür geçti gitti. Kartal belayı aldı götürdü yanımızda. Somer Bey, o kadar korktuk ki. Yani ben o telaşla Türkan'ı nasıl aradım bilmiyorum. Çok iyi düşünmüşsün vallahi Figen. Teşekkür ederim. Anne. Hı. Senin ne işin vardı burada? Niye geldin? Kartal daha yeni çıktı ya hastaneden. Bir kontrol edeyim dedim. Ne yapmışsın? İyi. Hadi bakalım gidelim o halde. Yok. Ne yok anne? Ben seni hayatta bırakmam burada. Kartal bir gelsin oğlum. Görüp sonra. Anne Kartal'ı bekleyeceksin ne olacak? Ya gitti karakola adamı teslim edecek. Ya sabaha kadar da işi sürer onun. Ben zaten sizi bir bırakayım bir otele falan bir yere ondan sonra gideceğim karakola yanına. Ya oğlum ya bir gelsin bir göreyim işim rahat etsin ondan sonra gelirim. Anne çocuklar Türkan arabada bekliyor. Uzatma sen. Somer Bey ben gidip çağırayım onları gelsinler. Hayır hayır onların işi yok burada. Hadi. Anne. Geçmiş olsun. Sağ ol. Somer nerede? Neyi bekliyorsunuz burada? Rüçhan Hanım'ı almaya gitti. Onu getirecek. Kartal, iyi misin? Bir ağrın falan var mı? Doktora gidelim mi? İyiyim ben, endişelenmeyin. Erken dönmüşsün. Karakolda işin sabaha kadar sürer diye düşünmüştüm ben ama. Gitmedik polise. Nerede peki? Kaçtı mı? Kaçırdın mı elinden? Kaçırmadın. Sen bıraktın değil mi? Sen niye yaptın böyle bir şey? Niye bıraktın? Ya bize artık huzur vermeyecek. Merak etmeyin bundan sonra kimsenin karşısına çıkmayacak. Kimsenin karşısına çıkmayacak. Ne yaptı? Adnan baban söz mü verdi sana? Uzatmayalım Somer. Uzatma ne lan? Uzatma ne? Ya bu adam silah çekip milleti esir alıyor. Benim ailemin peşine adam taktı. Sen bana uzatma mı diyorsun? Tamam Somer, sakin ol. Ya hepimiz damlunun ucundaydık. Ailem, çocuklarım. Manyak mısın lan sen? Bu adam bırakılır mı? Sen nasıl bırakırsın bu şerefsizi? Ne yapacağız şimdi biz? Gece gündüz bu adam nereden karşımıza çıkacak diye mi bekleyeceğiz? Delirdin mi sen? Ya yapamadım. Yapamadım işte. Bana sahip çıkan, babalık yapan adamı polise teslim edemedim. Oğlum ben gözümü açtığımda hiçbiriniz yoktunuz benim yanımda. Kimsem yoktu benim. Babam yoktu. O adam tuttu benim elimden. Bana sahip çıkacak bir annem de yoktu. Hiçbiriniz yoktunuz yanımda. Annem benim öldürüp yok etmesi için o adamın eline teslim etmiş. Ama o adam beni yaşatmayı seçti. Lan ben o adamın sayesinde hayatta kaldım. Yahu bana bunca iyiliği dokunmuş bir insanı öylece yok etmem kolay mı zannediyorsunuz? Bakın ben sizin için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama daha fazlasını yapamadığım için beni suçlayamazsınız. Anne hadi. Gelmiyor musun? Alo Selçuk. Bu da hazır. Hadi alın yapraklardan. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.